Oo. Bakın arkadaşlar kaçacak yeri yok ya, saldıracaklar. Şuraya diş atmışlar. Arkadaşlar. Şimdi keşte bozuka da götüreyim. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Yılmaz, ben iyiyim, umarım sizler de iyisinizdir. Karlı bir günden sesleniyorum size. Bugün eğer arkadaşlar kanalımı yeni izliyorsanız 2 gün önce kurtlara kurduğum tuzak videosunu izleyebilirsiniz. Şimdi ileride bir keçimiz var. Uzak bir noktada. Keşte beraber onun yanına gideceğim. Niye keşte gidiyorum? Her zaman ben oraya tek giderdim. Orada birkaç kere de kurt görüntüledim. Yalnız bugün bayağı bir hava soğuk ve tipi var. O yüzden kurtların insanlara saldırabileceği hava bu işte. Normal güneşli bir günde saldırmazlar. Ama böyle her yerin kapandığı, kurtların yemeklerinin bittiği zamanlarda, avlarının bittiği zamanlarda kurtlar artık insana bile saldırabilirler. O yüzden bu beyefendiyle beraber gideceğiz. Şimdi keçinin oraya kadar bunu tutacağım. Köyün içerisinden geçeceğiz. Keçiden daha bunun haberi yok. Bakalım keçi görünce ne yapacak? Acaba keçi aynısı gibi orada duruyor mu? Onu da bilmiyorum. Kurtları parçaladı mı? Videonun ilerlerinde izleyeceğiniz kurtlar 2 gün önce çekmiştim. Şimdi artık keçi bağlayıp götürme zamanı geldi. Hava çok soğuk bugün ama umutluyum. Köyün içerisinden geçeceğiz. Bozuk da alıyor ama gelemez tabii. Bir sürü köpek götüremem. Burada köpeklerle boğuştular. Onu tutmakta sıkıntı yaşarız. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Hadi ne abi? Kurtların peşindeyiz ya. Köy içinde köpek kokular olduğu için çok sinirlendi. Etrafa bakıyor. Dişine göre biri var mı diye. Adam bir grup bizi karşıladı. Buna uğraşma dostum. Ben dişine göre değil, tuş gel. Köyden çıkarken tabii ki bunu tutuyorum arkadaşlar. Ve kesin oraya kadar tutarak götüreceğim. Çünkü orada kaç tane kurt olduğunu ya da kurt olup olmadığını bilemem. Ve dönüp gelip burada köpeklere de boğuşabilir. En iyisi tutmak. Diğer sefer ipini kopardı. Şimdi bu paraşüt ipini buldum. Sağlam bir ip bu. Bunu koparmasının imkanı yok diye düşünüyorum ama. Kesin de güven olmuyor. Kolay kolay bunu koparamaz. Oyun koparıp izlerin peşine düştü ama diğer videoda bunu koparacağını zannetmiyorum. Şu evi de geçtikten sonra köyden çıkıyoruz. Ve orada videoyu kapatacağım arkadaşlar. Koku çekmeye başladı ama çek şimdi. Hey ölüme. Hey benim derim. Hış. Şimdiden başladım ölüm. Haydi. Hey benim ölüme. Hey ölüm. Ölüm. Gel. Gel oğlum gel. Şu anda keçiye yaklaştık. Bakalım kurtlar bizim sürprizimizi beğenmiş mi? Kurt biraz tedirgin oldu. Evet, kurtlar beni burada tek yakalarsalar arkadaşlar. Dararlar yani, affetmezler. Köpeği de burada yakalarsalar, köpeği de dararlar. Bakalım keçimizin son durumu nasıl? Sokeş. Tuhaf sesler çıkarma. Bismillahirrahmanirrahim. Keşke sanki herhangi bir şey olmamış gibi.
şişmez. Buranın içerisinde bir şey olabilir arkadaşlar. Çok sinirli şu anda. Buranın içinde domuz olabilir şu. Kamışın içinde bana öyle geliyor. Bakın köpekten belli zaten içinde bir şey oldu. İç tutmuşum. Gel. Gel. Bu ağaçların içerisinde bir şey var. Deli. Keçimiz oldu, içimde duruyor. Hey dostum, ödeme, bas. Bu keçiye ne tepki verecek, keçiyi görme hadi. Hey, ödeme, ödeme. Sus. Keçi donmuş resmen. Keçiyi fark etti. Keçide hiçbir değişiklik yok. Otokamparımız da oradan bizi seyrediyor. Keçi donmuş. Hatta tuzağa gelmemiş arkadaşlar. Onlara sürpriz hatırlamıştım. Dur oğlum dur. Şöyle keçiyi bir açarım bir daha. Dur. Heç bu keçin ne işi ya burada heç. Dur bakalım. Herhangi bir yeme şeyi gösterme. Onu yeme, onu kurtlara hazırladım. Vatan bir kurtlar sofrası arkadaşlar. Issız bir bölge çünkü. Ama dinlemeye gelmemiş de kurtlar. Kurt işi şans işi. Şöyle keçimizi bir tane açalım etrafına. Beş, bu niye burada? Ne diyeceksin? Düşüncelerini alayım. Hiçbir şekilde yeme gibi bir belirti göstermiyor. Onun işi yabani hayvanlarla. Şimdi bizim fotokapağına bakalım. Bir şeyler var mı acaba? Gel. Gel oğlum bak. Gel. 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 Gel oğlum. Fotokapağında donmuş ya. Şş, tamam oğlum. Tamam oğlum. Dur. Böyle kenara çekil. Bir bakalım. Çekil birazcık. Çekil. Az kenara git. Burada kapanımız zaten dondurma gibi olmuş. Böyle bir fırtına vardı ki arkadaşlar. Burada kapan ne yapsın? Ellerimizi çıkaralım. Pillerim bitti acaba? Açıldı. Buradan izliyoruz. Araştırdım ben. Herhangi bir şey yok. Dur. Şşş, tamam. Keşke geldi, o var. Başka da bir şey yok. Geri diyelim. Daha pilimiz de varmış. Şimdi değiştirmeye gerek yok. Fotokapanımızı yine kuralım. Çıkardı oldu ya. 10 saniye beklememiz lazım arkadaşlar. Keşimizin son durumu böyle. Ne gelen var ne giden. Evet. Her şey yolunda gibi gözüküyor. Beş, gidiyoruz. Kurtlar gelmemiş de fotokapağına. Dur, şu şeyimi alayım, dur. Eldivenimi alayım. Bir daha keçinin yanında bir işaret bırak, biraz koku gelsin buralarda. İşaret bırak, bir şey yap. Biz burada böyle gelip gezdik ya arkadaşlar, yine de. Bir iz olmuş oldu. Kurtlar belki merak edip gelebilirler. Bu fotokapağında eli boş döndük arkadaşlar, dur. Tamam oğlum. Çünkü neden eli boş döndük derseniz, bizim şansımıza kar çok bastırdı. Normalde benim düşüncelerime göre kar yağmayacaktı.
ve o hayvanın kokusundan kurtlar gelip onu bulacaktı ama şu anda tipi var. O yüzden kurtların bunu bulmasını beklemek biraz komik olabilir. Bu sırada ben şapkamı falan örttüm, hiçbir şey gözükmeyebilir. Çünkü aşırı bir tipi var. Yüzüm gözüm dondu yani. Burada bizim hatamız buydu. Orada hayvanın işkembe kokusu falan gelmedi ya. Yine kurtlar gelirdi, kurtlar gelirdi ama neden gelmediler kota kapana? Drone'la onları yakaladım şimdi, biraz sonra izleyeceksiniz. Ama buraya neden gelmediler? Çünkü burada bir koku yoktu. Sadece buradan kokuyu alıp gelemezlerdi. Buradan geçerken onu görürlerse parçalayabilirlerdi. Tabii bizim bu kar yağması bizim aleyhimize oldu. Ama bereket kar. İyi kar yağdı. İnşallah daha da çok yağar. Her yeri kapatır. Yazında ot bol olur. Şimdi arkadaşlar köye doğru gidiyorum. Sizler ise efsane kurt videosunu izleyebilirsiniz. Ben hemen sobanın yanına kaçacağım. Yalnız kurtlardan biri arkadaş da kaçacak yer olmadığını anladığı zaman drone'a saldırdı. Ve bir de çektiklerinin içine daldı. Sizi bu efsane görüntülere baş başa bırakıyorum. Ben de yavaş yavaş donuyorum. Görüşmek üzere. Sürü eve giderken biliyordum kurtların sürünün arkasından gelip o izleri falan koklayacaklarını. Bakın tarlanın ucunda şimdi bir kurt var. Onun peşine veriyoruz. Haydi bakalım. Yüksek gerilim hatları olduğu için arkadaşlar tabii fazla sinyal çekmiyor. Siz net bir şekilde görseniz bile ben birazcık bulanık görüyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Peşine verelim bakalım. Öyle bir hızlı gidiyor ki yetişemiyoruz. Gerçekten güzel kurt. Bakalım öbürü nerede? İki tane derim çünkü. Oo hemen şey atladı. O diğer de çıktı evet. Drone'la çekmeme rağmen kurtlar bakın bayağı bir büyük. Bakın birazcık korkmuş duruyorlar ama yine de boyları çok büyük. Şimdi biraz geri çekilelim bakalım ne yapacaklar. Yani drone'la çektiğimiz zaman bizim köpeklerimiz de ufak gözüküyor. Hem de kurtlar korkmuş bir durumdalar. Ama gayet büyük kurtlar. Keşke biraz daha yakından çekebilsem. Ama hiç fırsat vermiyorlar. Çok fazla kaçıyor arkadaşlar. Biraz yaklaşmayı deneyeceğim. İkisi de birbirinden ayrılmıyor. Büyük ihtimalle bunlar eşler ya da kardeşler. Ama bence eşlerdir bunlar. Bir dişi bir erkektir büyük ihtimalle. Peşine verelim. Biraz yakınlaşmaya çalışacağım. Daha iyi net görmek için. Öyle bir gidiyor ki kerata resmen akıyor ya. Bakın havadan kovalamama rağmen yine böyle saklanacak yerlerin altına kaçıyorlar. Kurtlar çok zeki. Yani ben hiçbir hayvanda bu kadar zeka görmedim. Çok aşırı bir zekiler. Hiçbir zaman kendini ele vermezler. Kolay kolay. Böyle açık alanda kurtların dolaştığını pek görmedim yani. Ya derenin içinde gelirler, ya otların içinden gelirler. Ya yere çömelirler. Yani öyle bir adapte olmuşlar ki arkadaşlar bu yaşama. Bakın yukarıdan kovalamama rağmen hayra çukur alanlara giriyor. Ben kenardan atla falan koşsaydım mesela kurdu göremezdim. Oo köprünün altına girdi. Oradan da çıktı. Sürekli böyle gizli kapaklı yerlerden gidiyorlar. Biraz yaklaşalım. Gerçekten besili kurt. Ama drone'la çektiğimiz için ufak gözüküyor. İnşallah ileride de böyle güzel kameralarla yakından da çekebilirim. Çok atik ya. Bak, sürekli kendini böyle ağaçlıkların içine atıyor. Otların içine atıyor. Hiçbir şekilde bakın bu yoldan gitmiyor. Gizli kapaklı yerlerden sürekli. Nereye gitti bu kerata? Herhalde kaybettik. Buradaydı ama biraz önce. Evet. Kavakların arasından gidiyor. Biraz yaklaşacağım. Oo saldırmaya geliyor. Biraz da yaklaşalım.
Oo. Bakın arkadaş da kaçacak yeri yok ya, saldıracak şimdi. Durun tutacak ya. Ben burada birazcık bulanık görüyorum, kusura bakmayın. O yüzden ani hareket yapamıyorum. Çok uzak bana. Ama indirdiğim esnada görüntü biraz gitti bende. Bayağı bir uzağa geldik kurdun peşine ya. Geri dönüyor. Oo. Ben kaçamayacağını anladı ya. Şimdi dönüp saldırıyor. Biraz daha indirsem drone'u yakalar, hiç affetmez. Şu hayvan baktı kaçacak bir yer yok. Dedi gel dövüşelim. Gerçekten güzel bir kurt ya. O kadar yukarıdan çekmeme rağmen büyük. Ve besili. Burada da çok yüksek gerilim hattı var. Görüntü gidip gidip geliyor bende. İnşallah telleğe çarpmam. Bayağı kötü oldu bende görüntü ya. Görüntü gitti diyor arkadaşlar bende. Yüksek gerilim hattına gelince böyle oluyor işte. Biraz geçelim. Aşağı çarpmadan. Bende komple gitti görüntü. Evet, geri geldi şimdi. Bakın yukarı çıktı, eşini arıyor. Peşine bir daha verelim. Geri dönüp saldırıyor. Yani biraz yakın olsa affetmez. O çektiklerin arasına daldı. Bir yandan da avlanıyor kerata. Ha burada da varlanmış. Ne güzeller ya. Nereye gitti? Ormanın içine girdi arkadaşlar kurt. Bundan sonrasını daha da gidemem. Çünkü sinyal kesiliyor. Şimdi geri dönelim. Bayağı uzağa gitmişiz ya. Oo. Kendimizi haptırmışız kurdun peşine. Gittikçe gitmişiz. Gitmişçe gitmişiz. Akşam olduğu için şimdi bizim sürümüz eve gidiyor. Eve çok yaklaşmıştır babam. Ben biliyordum şu kurtların geleceğini. Çünkü akşam oldu ya arkadaşlar. Koyunların izini takip edip geleceklerini biliyordum. Ve ben bayağı bir uzak alana gittim. Onlar da geldiler. Drone'u geri getirebilirsem iyi. Çok gitmişiz ya, kendimizi kaptırmışız. Drone düşebilir arkadaşlar. Bu kadar kendimizi kaptırmamalıydık. Ama işte kurdu her gördüğümde sanki ben daha önce hiç kurt görmemişim. İlk kez görmüşüm gibi heyecanlanıyorum. Gerçekten tuhaf bir canlı. Bizim sürümüz nerede acaba? Nerede? Bakalım. Pek de göremedim ama. Buralarda mıydı? Birazcık karıştırdım. Burası köprü. Evet arkadaşlar, bakın sürümüz köye giriş yapıyor. Akşam ben burada durdum. Ve kurtlar geldi. Bundan yarım saat, bir saat önce de bozoyla kurtlar birbirine girmiş. Bozok da yandaymış. İkiye iki girmişler birbirine ama tabii bizim köpeklerimiz yaşlı ve ufaklar. Bozo 14 yaşında, bozoksa 8 aylık. Bakın sürü eve gidiyor. Babam sürüyü eve götürüyor. Bozo nerede? Bozo da burada bir yerde olması lazım.
Nerede, nerede, nerede? Bozu arkadan geliyor arkadaşlar. Aferin benim oğluma ya. Biliyor ki bak, sürünün arkasını kolluyor. Biliyor ki kurtlar akşam oldu ya, arkadan gelip dalabilirler diye. Bak, ne kadar sürüden arkadan geliyor. Aslan parçası çok tecrübeli bir köpek. Bakın gidiyor Bozo sürüye doğru. Arkada bekledim. Ve akşam olunca kurtlar geldi. Havada bayağı soğuk, karanlık olmaya başladı. Yavaş yavaş ben kaçacağım. Bayağı güzel bir iş başardık bugün. Arkadaşlar kurtları uzaklaştırdım ve görüntüledim. Biraz önce babam aradı. Bozuyu ve şu an çok heyecanlıyım ve ellerim dondu. Aşırı bir soğuk var ve bakın gün kararmaya başladı. Sürümüz eve gidiyor. Bugün sürüye ben gitmedim. Ellerim öyle bir dondu ki ya. Bugün sürüye ben gitmedim. Babam gitti ve Bozo ve Bozo'yu götürdü. Keş bugün evde kaldı. Ben evdeyim diye. İki tane kurt gelmiş. Baba oğul bizim de Bozo ile Bozok kurtlara dalmışlar. Aşırı bir soğuk var. Ben de burada aslında tek başınayım. Kurtlar da av olabilirim ama ben drone ile onları uzaklaştırdım. Silahı getirip kurtları da vurabilirdim ama ben bunu tercih etmiyorum. Her hayvanın yani yaşamaya hakkı vardır. Ve Bozo'yla ve Bozok onlarla boğuşmuş. Şimdi akşam gideceğim. Gider gitmez Bozo çarpmış kurda ve kurt Bozo'ya diş atıp burnunu yaralamış. Şimdi eve gidince net bir şekilde göreceğiz. Ben de görmedim. Telefonla konuştum babamla. Daha yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ne drone'u kapattım. Daha drone'u da kapatmamışız ya. Drone'u kapatalım. Çok efsane görüntüler yakaladım. Ve bir yerde kurt az kala drone'u yakalayacaktı arkadaşlar. Çok uzağa götürdüm. Bakın burada yüksek gerilim hatları var. Ve bu hatlar nedeniyle sinyal hemen kesiliyor. Yani siz bunu anlayamıyorsunuz ama ben kumandada izlediğim zaman, bakın şöyle kumandadan ben izlediğim zaman sinyalin kesildiğini görüyorum arkadaşlar. Sinyal gidip geliyor. O şartlara rağmen kurdu mükemmel derecede kovalayıp buradan çıkardım. Yarın da sürüye keş gelecek. Bakalım keşi bir haftada falan bağladım. Kurtlar gelsin diye. Çünkü keş olduğu zaman kurtları biz asla göremiyorduk. Keşi bağladım, kurtlar geldi. Yarın keşi açıyorum. Hadi bakalım. Ama iki taraf da zarar görmesin. Bizim gönlümüz ondan yana. Kurtları ne vurduk, ne zehirledik. Mekandan uzaklaştırdık. Zaten Bozo kurtlara çarpmış ve Bozo 14 yaşında arkadaşlar. 14 yaşında. Ayakta zor duran bir köpek. Yanında da 8 aylık yavrusu var. O şekilde yine kurtlara dalıyor. Ve onun bende soyu mevcut. Tyson ve Chapo onun yavrusu. Sonra şimdi Bozok var, o da onun yavrusu. Bakalım. Amcamda da iki tane yavrusu var. Bayağı bir Bozo'nun bizde yavrusu var. Bizde yani yalan yok arkadaşlar. Buradan geldi, şuradan kaçtı. Net bir şekilde sizlere gösteriyoruz. Tabii bazen benim de öyle videolarım var. Kurt buradan geldi, işte ayak izi var. Biraz önce çıktı. Şöyle oldu, böyle oldu. Biz her zaman görüntüleyemiyoruz. Ama benim kanalımda bir sürü kurt videosu mevcut. Elimden geldiğince de yalancı çıkmamaya çalışıyorum. Kafanızı fazla şişirdim. Çok heyecanlıyım ve ellerim dondu. Şimdi acilen ben eve gitmeliyim. Zaten drone şarjı da bitti. Bizi burada keklik gibi avlarlar. Kekliklerin arasına daldık. Keklikler şoka uğradılar. Bu arada kanalıma abone olan dostlar bildirim zillerini açmayı unutmayın. Ben video yayınlıyorum ama size bildirim gelmiyor. O yüzden eğer yaşınız büyükse torunlarınızdan rica edebilirsiniz. Ya da daha genç insanlardan rica edebilirsiniz. Ya da daha ufaksanız ebeveynlerinizden rica edebilirsiniz. Şu bildirim zillerini açın. Video yayınladığım zaman izleyebilirsiniz. Şimdi drone'u falan topladım arkadaşlar. Buradan uzaklaşma zamanı geldi. Zaten gün batmaya başladı. Drone'un şarjı da bitti. Biraz daha burada beklersek şu türküyü söyleyebiliriz. Vururlar seni. Merdo merdo. Burası gurbet. Şimdi biz buradan acilen kaçmalıyız. Yoksa işler sıkıntı. Bayağı bir yorulduk ya. Ben nereden geçtim buraya ya? Öyle bir geçtim ki buraya. Eve gideceğiz de. Eve gideceğiz ve Bozo'nun son durumuna bakacağım. Bakalım yara falan var mı Bozo ve Bozok'ta. Bozok'a bir şey olmamış dedi ama babam Bozo'nun burnunu yaralamışlar dedi. Buradan geçelim. Oh, mükemmel bir yere geldik. Hoppala, çıkamıyoruz buradan. O kadar kar yağmış ki rüzgarın etkisiyle oraya götürmüş.
Babam bozuk bağlamış. Bozuk. Benim delim, benim aslanım. Bakın arkadaşlar, kurtlar şuraya diş atmışlar. Şöyle biraz yarmışlar. Zaten bu yaralar, bakın bu yaralar hep eski kurtla boğuştuğu zaman ki yaraları. Bu sözde değil, özde kurtçu. Bakın köpek bir yumruk kadar kalmış. Ölümle baş başa. 14 yaşında olduğu için. Diğerde hiç kereftes yok. Bozuk, dur oğlum. Dur, utanma. Bak burayı kurt yaralamış. Gördüğünüz gibi. Aslanım benim. Gider gitmez diş atmış kurt hemen. Bozukta bir şey var mı? Kesti. Bir şey olamaz. Çünkü bu süre gitmedi bugün. Şimdi bununla ikisini bıraktığım zaman boğuşuyor arkadaşlar. Bozuğu öldürebilir. Zaten yaşlı bir köpek, açık koyamıyor. O yüzden bunu bırakmıyorum. Bunu bıraktığım gün de bozuğu bırakmıyorum. Bozuk. Sende bir şey var mı? Dur. Dur bakayım. Dur. Var mı sende bir şey? Bozuk'un da boyu var. Bozuk'ta bir şey yok arkadaşlar. Çünkü ilk başta kurtlar bozuğa diş atmışlar. Bozuk arkadan tutmuş. Bozuk'ta bir şey yok ama aslanım benim. Bu da 8 aylık. Yine de babasıyla beraber kurtlara dalıyorlar. Bugün beni yine gururlandırdın bozuk. Bugün beni yine bu aslan bacası gururlandırdın. Yattı da abinin üstüne gel. Gel abinin yanına. Yine beni biraz gururlandırdın bozuk. Yavrularımız da bunların öz ve öz kardeşi arkadaşlar. Ama bozuk. Gel. Gidiyorum şimdi. En neresini yemek istersen orasını ye. Gel buz gel. Gel. Git onun neresini yemek istiyorsan orasını ye. Bozun nereye yemek isterse arkadaşlar oraya. Ne oluyor ya? Yavrular da boğuşuyorlar. Bunlar bozonun yavruları. Taşım. Ne oldu size? Şimdi niye boğuşuyorsunuz? Bunlar da burada yiyorlar etlerini. Hani babaları gibi olacaklar. İslam parçaları. Şapo. Ben hayır işte, aç kurtlar gibi. Aslan bacaları. Bunlar bozon yavrusu arkadaşlar, bozon yavruları. Bozo sen ye. Şimdi keşte bozoka da götüreyim. Bozok da çok koştu bugün, onun da hakkı. Keş koşmadı ama ona vereceğim. Yavrular çok sinirleniyor. Ben önce susuyorlar. Buradan bir parça alalım. Ön kolunu alalım. Bozuk'a götürelim. Ne vereyim mi? Yesin hayvan. Sen dayısın sen. Sen biraz geride dur. Sana da geçeceğim biraz sonra. Sana bir parça verdim ama senin dişin koluna gitmedi demek ki. İnşallah bozuğu boğmazsın keş. Bozuk da yesin aslan parçası. Bozuk'u bağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü akşamları biraz komşulara operasyon yapıyor. Kovalama gibi. Ama bozuk açık. Bozu açık ama. Buraya bir yere de burada bir yerde şey olması lazım diyor. Hortum. Hortumumuz donmuştu arkadaşlar. Böyle birinin içine koymuş ama ısınmış mı acaba? İyi ısınmış. Şimdi biz bunu alalım. Sana biraz sonra aslan parçası. Sana verdim. Ama sen bizim kovana gitmemiş. Bunu buradan çıkarak buzlara bir su verelim. Hemen buzlar çözülmüştür diye düşünüyorum inşallah. 5. Tamam, karışma. Onun hakkı. Sen hakkını yedin. Şimdi başkalarının hakkını yedin mi? Oo, hortum. Anında çözülmüş. Dolmuştu. Hemen şu buzlarımızı su aralım. Ondan sonra yavruların önünde eti alalım arkadaşlar. Yavrular yoksa yavrular dokunabiliyor. Çok fazla et. Çok fazla mı yediler? Ne yaptınız ya?
Diğeri içeri alıp parçalayayım. Bunu sonra şöbekteye vereceğim arkadaşlar. Ozooo. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Çamur oldular. Su verirken suyu açık unuttuk ama. Hemen videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar bildirim zillerini açmayı unutmayın. Video yayınladığım zaman size bildirim gelmiyor. O yüzden bildirim zillerini açarsanız video yayınlandığı an size bildirim gelir ve izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşçakalın, hoşçakalın.